yapacağım ya. Kirada sürüyoruz. İnşallah bir yerimiz olur. Yoklama değil varlama yapmak. Hocam hayatın hep olumsuzluğuna bakıyoruz. Ta şeylerden kim gelmedi? Bugün kim yok? Lan bu gelenin bir zevkini çıkarsana be. Çok ilginç bir millet olduk hocam. Yemek yemeye başlıyoruz değil mi? Adam çorba getiriyor. Arkasında ne var diyor. İçsene şu çorbayı adam gibi. Şu çorbanın bir tadına var. Ha? Bak var olan senin önüne gelmiş. Niye arkasını soruyorsun? Hadi kabul ettik. Yemek geliyor tatlılardan ne var diyor. Yani adam rahat. Bak hocam dikkat edin. Hep ne yapıyoruz? Yok olanları merkeze koyarak hayatta hareket ediyoruz ya. Hocam ya. Kirada oturuyoruz. İnşallah bir yerimiz olur. La kirada oturuyorsun ne güzel. İstediğin yerde oturuyorsun işte. Vay ya bak. Adam gitmiş dağın başına bir yere tıkanmış hocam. Kirada. Tepen atıyor değiştir. Peki değiştir bakayım aldığın evi. Sen garip kureba bir adamsın. Bir ev aldığın zaman değiştir bakayım bir daha orayı. Hayatta değiştiremezsin. 40 sene orada gidiyor. Tabii. Bittin hocam. Ama kira. Ben şey Üsküdar'a göz diktim şimdi bak. Kiracıyım ben. Üsküdar'da var. Mustafa hocama da söyledim. Hocam Üsküdar'da bir ev bulmamız lazım. Çünkü şey yapacağız yani böyle mesafe kısaltınca bir de güzel bir yer. Bir de karşılıklı ezanlar güzel oluyordu hocam be. Evet. Güzel okuyorlar. Aynı bu şeydeki gibi. Ayasofya Sultanahmet'teki gibi. Değil mi? Ama mesela ben bir evim olsaydı İstanbul'da Üsküdar'a göz dikemezdim hocam. Doğru mu? Evet. Yani var olanla hocam o var olanın hazzına, zevkine, şevkine varmak. Onu Peygamberimiz nasıl yapıyor? Varlamayı nasıl yapıyor Peygamberimiz? Ne var diyor? Katık ne var diyor? Değil mi? Hangi annemiz diyor? Ayşe annemiz. Ayşe annemiz mi diyor? Bilmiyorum soruyor ben üstad. Yani ben her şeyi bilen bir adam değilim. O da ne diyor? Evet. Ne güzel. Katıktır sirke. Buna varlama deniyor hocam. Var olanın hazzına, zevkine ve şevkine varmak. Merkezi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç. Hiç yok olandan şikayet ettiğini gördünüz mü? Yok. Biz sürekli hocam bir sürekli şikayet ediyoruz. Bak ben zaman evvelde görev aldım hocam. Görev aldığımda maaş yani şeydi hocam siz söyleyin. Yani maaşımız böyle gerçekten hiçbir şey yetmiyordu. Hocam verdikçe arttıkça yetmiyor biliyor musunuz? Çünkü niye abi listeyi kabarttırıyorsun hocam? Listeyi kabarttırıyorsun. Listeyi kabarttırdıkça para yetmiyor. O dönemde ona göre liste yapıyorsun. Bak bazen benim cebimde 10 lira para oluyor. Samimi söylüyorum. O 10 lira hocam vallahi billahi bir hafta yetiyor. Cebimde 500 lira para oluyor. Yetmiyor bir hafta hocam. Ya listeyi ona göre yapıyorsun abi. Yapma. Bu varlama dediğimiz şey hocam çok önemli bir hayatın felsefesi. İnsanı ya mutlu eder ya mutsuz eder. Yoklama mı yapalım, varlama mı yapalım? Bak bütün her yerde yoklama yapıyoruz. O yok kelimesi bize ne yapıyor hocam? Allah da bize varlığı göstermiyor.